Şimdi büyük üçgene baktığımızda bir açıortay var ve aynı zamanda bu açıortay kenarortay olmuş. Bu durumun sadece ikizkenar üçgenlerde olduğunu biliyoruz. Demek ki şu kenar nasıl 13 bölü 2 ise bu kenar da 13 bölü 2 ve aynı zamanda bu yükseklik. Çünkü ikizkenar arasından inilen açıortay, yükseklik, kenarortay üçü aynı ve burası da 13 bölü 2 yani 6,5. Şu kısım 2 birim olduğuna göre buraya 4,5 birim kalır. Şurada bir öklit durumu var. Çünkü burası 90 derece ise burası da 90 derecedir. 90 dereceden dikinildiği için x kare eşittir 4,5 çarpı 2 yani 9 birim. Dolayısıyla x eşittir 3. Yine şurada bir dik var ve bu bir kenarortay olmuş. Sanki bunu üçgene tamamlarsak bir ikizkenar çıkacak gibi görülüyor. Şuraları birleştiriyorum. Burayı birleştirdiğimde sevgili öğrenciler, bu büyük üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortay olduğu için bunun biz bir ikizkenar üçgen olduğunu anlıyoruz. O zaman burası 10 birimse burası da 10 birim olur. Şu üçgene dikkat edelim. Bakın etrafında dolaşıyorum. Hipotenüs 10. Dik kenarlardan biri 6 ise diğer dik kenar 8. Çünkü bu 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi taralı üçgene baktığımızda tabanı 4, yüksekliği 8 olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla taralı alan 4 çarpı 8 bölü 2. Bu da 16 birim kare yapar. Şuradan sevgili öğrenciler bir alfa kadar ayıralım. Şurayı alfa olacak şekilde ben ayırdım. Alfa alfa bir ikizkenar oldu. Yani şu iki kenar birbirine eşit oldu. Ve ayrıca bu açı iki iç açı kendine komşu olmayan dış açı eşit olduğu için toplamı alfa alfa iki alfa oldu. Ve bakın burası da 2 alfa, burası da 2 alfa. Dolayısıyla burada da bir ikizkenar oluştu. Yani bu da eşit oldu. O halde burası 5 ise burası da 5 ve yine benzer şekilde şurası da 5 olur. Şuradan dikinelim arkadaşlar. Buradan dikindiğimizde ne olacak? Şimdi şuranın tamamı 11. Bu kısmı 5 ise şuraya 6 kalıyor. İkiz kenarlar arasından dik inilen dik aynı zamanda kenarortay olduğu için buralarda 3 3 bu 6'yı bölecek bu dik. Dolayısıyla burada bir 3 4 5 üçgeni var. Yani şurası 4 birim olur. Köşelerini işaretlediğim dik üçgene dikkat ederseniz bakın yükseklik 4. Şurası 8. X de 4 kök 5 olur çünkü K 2K K kök 5 üçgeni var. Dolayısıyla X 4 kök 5'tir. Şimdi sevgili öğrenciler, şu uzunluk 6, 3, 3, 6. Burası da 6. Yani burada bir ikizkenar üçgen var. Bu ikizkenar üçgenin tabanından beta açısıyla gidildiğinde 3, 3, 2'ye ayırmış 6 birimlik kenarı. Benzer şekilde simetrik olarak düşündüğümde şuradan da ben beta açısıyla inersem bu 6'yı da 3 3 ayıracaktır. Yani şurası eğer beta açısı ise şu açı buralarda 3 3 olur. Bize alfa artı beta'nın 90 derece olduğu verilmiş. Dolayısıyla şurası bakın şu açı alfa ve beta birleştiği için 90 derece oldu. Yani bir dik üçgen elde etmiş olduk. 90 dereceden inilen bakın burada bir kenarortay oluştu yine. Şöyle 3, 3. Muhteşem üçlüyü hatırlayın. X de bu durumda 90 dereceden geldiği için 3 birim olur.
Eşkenar üçgenin tüm kenarları eşittir. Tüm iç açıları eşittir. 60 derecedir. Tüm dış açıları da eşittir. 120'şer derecedir. Tam şöyle ortadan ikiye bölersek eşkenar üçgeni ne elde ederiz? İki tane 30-60-90 üçgeni elde ederiz. Aynı zamanda da bu dik kenar ortay olacağı için şuraları xx ayırsın. Yani eşkenarın bir kenar uzunluğu 2x olsun. Buralarda 2x olacaktır. 30-60-90 üçgenlerinden buralar şu yükseklik x kök 3 olur. Yine eşkenar üçgende bir yükseklik çizelim. Alanını düşünelim şimdi. Kenar uzunluğuna bağlı alan formülünü elde edeceğiz. Bir kenarı eşkenarın A olsun. Dolayısıyla buralar A bölü 2, A bölü 2 yüksekliği de A kök 3 bölü 2 olur. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den tabanı A olduğu için alanım, eşkenar üçgenin alanı taban yani A çarpı yükseklik A kök 3 bölü 2 bölü 2 olur. Yani alanım A kare kök 3 bölü 4 olarak elde edilir. Burada küçük A eşkenar üçgenin bir kenarı. Üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara dikler inersek bunlar dik olsun. Bu doğru parçalarını da H1, H2 ve H3 olarak isimlendirirsek üçünün toplamı eşkenar üçgenin herhangi bir yüksekliğini verir. Herhangi bir yüksekliği yine burası dik. H olsun. H eşittir. H1 artı H2 artı H3'tür. Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara paraleller çizilirse yani burası bu kenara paralel olsun. Burası bu kenara. Burası da bu kenara paralel ise bunları A1, A2 ve A3'ü de işaretlersek eşkenar üçgenin bir kenarı da A olsun. A eşittir. A1 artı A2 artı A3 olur. ABC üçgeninin tüm dış açıları eşitse bu ancak eşkenar üçgende mümkün. Demek ki ABC üçgeni bir eşkenar üçgen. Dolayısıyla şu açı 60 derece, burası 90 ise burası da 30 derece olur. 30 derecenin karşısına A dersem 90 derecenin karşısı 2A, 60 derecenin karşısı da A kök 3 olur. Burası dikkat ederseniz A artı 4 oldu. Yine AB uzunluğu da 2A artı 2. Eşkenar üçgen olduğu için bu kenarlar eşit olacak. Yani 2A artı 2 A artı 4'e eşit. A buradan 2 bulunur. A 2 bulununca eşkenar üçgenin bir kenarının 6 birim olduğu, dolayısıyla x'in de 6 birim olduğu bulunur. Şekli bir üçgeni tamamlayalım. Şöyle kenar hizasıyla uzatıyorum ve bir üçgen oluşturuyorum. Şu açı 30 derece olur, 150'yi 180'e tamamlarsak. Burası 90 olduğu için burası da 60 derece olur. Büyük üçgene dikkat ettiğimizde 60, 60. Dolayısıyla burası da 60 derece yani bir eşkenar üçgen oldu. Şuradaki küçük üçgende 30-60-90 üçgeni olduğu için 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1'dir. 90'ın karşısı da 2'dir. Yani eşkenar üçgenin şu kenarı bakın x artı 1 2 birim. Bu kenarı da 5 birim. Dolayısıyla x artı 2 5 birim olur. X buradan
3 birim olarak bulunur. ABC eşkenar üçgen olduğu için şu açı 60 derece, şurası 90 ise burası 30 derece, ters açı olduğu için burası da 30 derece, yine burası eşkenarlıktan 60 olduğu için 30 ile şu açının toplamı 60 yapacağı için burası da 30 derece. Yani burada bir 30-30 üçgeni oluştu. Şuraya ben y dersem burası da y olur. Yine x y'nin kök3 katı y kök3 olur. Şurası dikkat ederseniz AC kenarı bakın y artı 2 oldu. O halde BC kenarı da eşkenar olduğu için y artı 2 olur. Dolayısıyla 6 birim uzunluk y artı 2 artı y 6 yani y eşittir 2 birim olarak bulunur. X de y kök 3 olduğu için 2 kök 3'tür. ABC eşkenar üçgen. Bir de şurada bir ikizkenar üçgenim var. Bu ikizkenar üçgende bir dik inersek ikizkenarlar arasından ne elde ederiz? Burası 90 derece olur. Şurası 60 derece ise bir 30-60-90 üçgeni elde ettik. 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A olur. Yine bu inilen dik kenar ortay olacağı için bakın burası A artı 3 ise burası da A artı 3 olur. O zaman AC kenarı ne oldu? 2A artı 3 oldu. BC kenarı da 2A artı X yani 2 artı X ile 2 artı 3 birbirine eşit oldu. 2A artı X eşit 2A artı 3. Bu 2A'ları götürürsek X buradan 3 olarak bulunur.